Her soruyu sorabilirsiniz size, Fatih si Bey. hepsinin cevabı var merak etmeyin. Siyaseten ne diyeyim namusunuzu her zaman saygı duymuştur temiz siyaset anlayışı her zaman yani sizlerin ne napotizmi gördük ne başka bir şey o konularda sizde olun, bir şey yok e, sadece bu konuda size çalışıyoruz hep İstediğin zaman buluşuruz tekrar konuşuruz tekrar <laughs> bir şey daha merak ettiğim için soracağım e, hendek savaşları sizin başbakanlarınız döneminde Türkiye bir e, açılım yaptı. Barış süreci mi desek, Kürt, Kürt açılımı bir neyse bir açılım yaptı sonuçta. Ve bir yere kadar da bu böyle topluma umut veren şekilde gitti. Gerçi o zaman ben Güneydoğu'ya çok gidip geldiğim dönemlerde ya biraz kontrol dışı gelişiyor bazı meseleler. Orada pek fazla egemen falan dedi ama yine de e, her taraf bir buna prim verdi. Türkiye'de muhalefet dahi çok fazla bir şey demeden bu açılım barış sürecine destek verdi fakat bu barış süreci sonrasında birdenbire hendek sürecine dönüştü. Buradaki zafiyet neredeydi? PKK mı samiyetsizdi? Türk devleti mi samiyetsizdi? sizi zor durumda bırakmak için birileri devreye mi girdi? Ne oldu da o iş süreç o hale geldi ve arkasından da 17 Haziran seçimi 17 Haziran seçimleri de galiba. 7 Haziran 7 Haziran sınırı, pardon. Ee, o seçimlere e, gelindi. Şimdi şöyle diyeyim, kusura bakmazsanız ben de ufak bir eleştiride bulunabilirim Tabii değil ]ce. mi? <laughs> Şimdi bizim maalesef e, nerededir şey bilemiyorum ama kısa dönemde hafıza kayıplarımız oluyor. Oluyor, doğrudur. Şöyle ki biraz önceki Suriye sorusuna benzer bir şekilde cevap vereceğim. Yani Suriye'de sanki hiçbir şey olmamış gibi bir anda Türkiye ilişkili bozduğu gibi bir algı oluşabiliyor. Şimdi de bir önce şeyi düzeltme ihtiyacı var. Açılım süreci benim başbakanlığım döneminde başlamadı. Doğru. 2005'te Sayın Erdoğan'ın başbakan olarak yaptığı konuşma 2013 Mart'ında e, yani Sayın Erdoğan Başbakan, Sayın Gül Cumhurbaşkanı, ben Dışişleri Bakanıyım çözüm süreci dediğimiz süreç 2013 Mart'ında başladı. Şimdi Sayın Erdoğan çözüm sürecini sahiplenmediği için öyle bir algı var ki onu da sanki ben yapmışım gibi ve bundan da kimse rahatsız değil. Ben e, şunu da söyleyeyim ben yaptığım hiçbir işten hiçbir şeyden e, hesap vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Ve savunduğum şeyleri de savundum. 2013'te çözüm süreci başladığında ben de savundum. Diyarbakır'da gittim evet. konuşma yaptım. Bütün mesele şuydu 2013'te. Biz eğer çözüm süreci üzerinden Türkiye içindeki en önemli sorunlardan biri olan Kürt sorunu aşabilmiş olsaydık... ...işte o zaman Orta Doğu'nun kaderi bambaşka bir şekilde seyrederdi. Kendi içinde barışı daha da güçlenmiş, terörü bertaraf etmiş, teröre ayrılan kaynakları ekonomik kalkınmaya ayırabilmiş bir Türkiye... Böyle bir proje şeyin arkasında ben de destek verdim. Ama benim başbakanlığımda başlamış değil. Benim başbakanlığımda ne oldu? Tabii Dışişleri Bakanı iken... Akil Adamlar Heyeti kuruldu. <laughs> Akil Adamlar Heyeti de Sayın Başbakan Erdoğan tarafından kuruldu. Erdoğan'da ben başbakan. tarafından değil. İşte bunlar böyle kısa dönemli hafıza e, kesintileri olunca bütün resmi göremiyor, göremiyorsunuz. Ama benim, benim e, anlatımım veya e, e, olayı an yorumlamamla sizin yorumlamanız farklı, farklı. olabiliyor. Akil Adamlar Heyeti'ni de Sayın Erdoğan kurdu. Sayın Erdoğan beni bana genel başkanlığı devrettiğinde şu sözle devretti. İki konuda size güveniyor ve size iki konuda emanet ediyorum dedi. Bir çözüm süreci devam ettireceksiniz dedi. Bu bana benim o zaman lider olarak da saygı duyduğum ve bana bir emanet tevhid eden Sayın Erdoğan'ın emanetiydi. İkincisi de FETÖ'yle mücadele dedi ve dedi ki Sayın Davutoğlu'nu tercih edişimizin en önemli bir FETÖ'yle en kararlı mücadeleyi veren kişi olmasıdır da dedi. Şimdi bu iki şey bir miras olarak devraldım. Tabii ben Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'deki asayiş durumunu bilmiyordum. Sizin o zaman gördüğünüz tabloyu ben ne zaman fark ettim? 28 Ağustos 2014'te Başbakanlığı dev devraldım. 1 Ekim'de çözüm sürecinin yasal çerçevesi oluştu. Ee, 5 Ekim'de, 6 Ekim'de Kobani olayları bahane edilerek Doğu ve Güneydoğu bir ateş şeyine neredeyse dönüştürüldüğü zaman çözüm süreci denilen sürecin kamu düzeni olmaksızın sürdürülmesinin imkansızlığını Başbakan olarak gördüm ve o zaman önümüzde iki opsiyon vardı Fatih Bey. Bir çözüm sürecini Sayın Erdoğan emaneti olarak devam ettirmek için her türlü yöntemi ve iyi niyetli şekilde sürdürmek. Ama bu yürümezse ülkede kamu düzenini tesis etmek üzere terörle mücadele yapmak. Önce birinci yolu denedik ve e, söz verildiği şekilde silahlı terör unsurları Türkiye'yi terk etmediği için ve 7 Haziran seçimlerinden sonra da zayıf düşmüş bir iktidar ve mecliste çoğunluğu olmamış bir başbakanın zaaf göstereceğini zannederek Kandil, PKK, Türkiye'de silahlı mücadele çağrısı yaptığında o zaman HDP'leri bir kez daha uyardım. 15 Temmuz 2015'te, yani o meşhur 15 Temmuz yolundan bir sene önce görüştüğümüzde. Ama arkasından Sürücü olayı olup, iki tane asker, polisimiz de şehit edildiğinde Sürücü yaptığını tespit ettiğimiz Suriye'deki işit unsurlarına bu da tarihi bir vakadır. İlk saldırı şeyini talimatını o zaman verdik. DA, işi de DAEŞ'a ve 23 Temmuz'da DAEŞ'a... polis öldüren DAEŞ mıydı? Hayır. Suruç olayı DAEŞ. olayı. Polis öldüren PKK'ydı. 23 Temmuz oradaki iki e, yakalanların hepsi beraat etti ya, e, iki, 23 Temmuz gecesi PKK'ya, DAEŞ'a ve DAEŞ-KPC'ye karşı terörle mücadele talimatı verdik hükümet olarak. O Şimdi iki olayın olay karanlık da Sayın Başbakanım. E, çünkü i̇ki, iki polisimizin Şehit edilmesi karanlık, evlerinde... PKK üstlendi onu. Bir, sadece bir tweetle üstlendiler. Üçlendi, Sonrasında hiçbir üstlenme tabii. olmadı. Yakalanlar beraat etti. O karanlık bir vakadır yani. Ama yok hayır. Üstlendi. Bu şu demektir. Ben sizin polisinizi evinde uyurken öldürürüm. Onun 22 Temmuz, 23 Temmuz'da bütün güvenlik birimlerini toplayarak mecliste çoğunluğu olmayan bir başbakan olarak ama ülkeye 7 Haziran'da bu ülkeye bir an bile yönetim zaafı yaşatmayacağım diye söz vermiş bir başbakan olarak hiçbir irade zaafı göstermedim. Arkadaşlar bu çözüm süreci benim de desteklediğim, Sayın Erdoğan'ın bize emaneti olan çözüm sürecini bunlar istismar edip illegal yapılarla mahkemeler kuruyorlar. Şimdi de gelip polisimizi şehit ettiler. Bu geceden itibaren doğuda ve güneydoğuda bütün şehirlerde ve bütün kasabalarda kamu düzeni kuruluncaya kadar mücadele edeceksiniz dedik ve gece saat 3'te mücadele başladı. Hendek savaşları tabirini ben hiç kullanmadım. Bir, bir ülkenin kendi içinde kamu düzeni sağlamaz, savaş olarak adledilemez. Bu PKK'nın, sizi tenzih ederim PKK'nın dilidir. Hayır, orada kamu düzeni bozan terör unsurları vardı. 16 ilçemizde kanton kurmaya kalkıyorlardı. Ve ben, evet, kendi partisi içinde, kendisi aleyhine ayak oyunları yapıldığı bir dönemde, 12 Eylül Kongresi'ne giderken, Koalisyon hükümeti kurmak için başvurduğum MHP bunu reddettiği bir dönemde tek başına güven devletin başına... MHP'yi kuramadınız mı? E, tabii canım. CHP demediniz ama. CHP de dedik. Yani istikşafi görüşmeler yaptık. Ona geleceğim ama sorunuzu açıkla bırakmamak için Hı -hı. söylüyorum. O şartlarda terörle mücadeleyi yaptık. Çok zor şartlarda. Eğer çözüm sürecinde PKK samimi olsaydı, HDP samimi olsaydı ve terör unsurlarını 2013 Haziran'da söz verdikleri gibi geri çekmiş olsalardı, bakın bunlar hep tesadüf değil, arkasından da 17-25 Aralık olayı yaşandı. FETÖ ve PKK neredeyse paslaşma Türkiye'yi istikrarsızlaştıran bir aktör bir sürece soktular. Bu, bu sözüm süreci başarı ulaşırdı ama başında bulunduğum bir hükümetin kesinlikle kamu düzeninde zaaf göstermesine izin veremezdim. 25 Aralık ondan iki sene önce ama. Hayır, ederim. 2013 13'te. Mayıs'ında Mart'ta çözüm süreci başladı. Hı. Haziranda bütün unsurları çekeceğiz dediler. Evet. Çekmediler. Aralıkta da 17-25 Aralık evet, FETÖ. Oldu. Yani bazı eller Türkiye'yi bir PKK ile uğraştırırken tam o devre dışına çıkacakken FETÖ şeyini e, filini diyeyim, satranç oyunda öne çıkardılar. Sonra biz onunla mücadele ederken bu sefer PKK 7 Hazirandan sonra şah demek için neredeyse silahlı mücadele başlattı. Kusura bakmayın. Satranca bu tarafında da ben oturuyordum. Ve kendi partimde o arada bana karşı listeler hazırlanırken ben bir taraftan iki taraflı e, mat çabasına karşı terörle mücadeleyle karşı bir hamle yaptık. Ve o karşı hamlenin neticesi nedir biliyor musunuz? Ben 5 Mayıs'ta Başbakan'dan ayrılma yani 1 Kasım seçimleri oldu vesaire ayrılma kararını açıkladığım gün Türkiye'de tek bir hendek, tek bir barikat Kalmıştı. tek bir şey kalmamıştı. Kalmış, doğru Şehirlerde tam bir şimdi terörle mücadele birlerine ihale ediliyor. Terörle mücadelenin en zor safhası dağdaki safhası değildir. Şehirlerdeki mücadeledir ve halkın kalbini kırmadan yürütülen bir mücadeledir. Bakın gururla söylüyorum şimdi biraz bugüne gelelim.